Alevi kurumlarının sıkıntıları elbette var. Pir Sultan örgütlülüğünde de var, Hacı Bektaş'ın Alevi kültür derneklerinde de var. Bu sıkıntılar var. Ekonomik sıkıntılar elbette yaşıyoruz. Tabii burada gerçekten bazı kurumların bazı işte mekanları var. Onlar da ilgili bir şey olmasa bile onlar ayakta tutacak bir akışları var. Onlar da parmakla sayılabilecek mekanlar. Onun dışında birçok kurum aslında Pir Sultan örgütü de dahil olmak üzere ekonomik sıkıntılar içinde. Biz şimdi burada Marmaris'te kurulalı dernek burada Pir Sultan örgütlülüğü 30 yılı işte aşıyoruz. 31. yıla gideceğiz. 30 yıldır buradayız. 30 yıldır biz kendi işte aidatlarımızla, bağışlarımızla ayakta durmaya çalışıyoruz. Yani şimdi şöyle söyleyeyim, ben şeyini iddia ediyorum. Bu bizim oradaki Pir Sultan'ın levhası bana göre Şah Kalender'in sancağı. O sancağın orada kalması gerektiğini inanıyorum. Onun için de belirli yine parmakta sayılacak insanların özverisiyle ayakta duruyor. Bu bir gerçek. Fakat şu, bütün buna rağmen çok mu şeydeyiz? Hayır. Nedeni de şu, biz kadınlarımızla senede bir veya iki defa bir organizasyon yapıyoruz işte meydanda. Oradan yaptığımız gelirleri derneğin kasasına koyuyoruz. Öğrenci okutuyoruz. Biz şimdi 4 yıldır burs veriyoruz öğrencilere. Bunu şeyle başladık. 8 öğrenciyle başladık. 12 öğrenci yaptık. İşte geçen en son işte 2024 öğretim yılında 20 öğrenciye burs verdik. Bunun 17 tanesi üniversite öğrencisiydi. Her ay 1000'er lira verdik üniversite öğrencilerine. 3 öğrencimize lise öğrencilerine 500'er lira verdik. Şimdi bu sene de 2024-25 öğretim yılında da yine 20 öğrenciye ama üniversite öğrencisine verme kararı aldık. Burs verme kararı aldık. Bunu da hayata geçireceğiz. Yine bu bizim işte kadınların ve bizlerin yaptığı etkinliklerle oluyor. Bir de belirli sayıdaki insanların işte bağış ve aidatlarıyla bunu yapıyoruz. Bu hakikaten şey bir dönem, sıkıntılı bir dönem. 30 yıllık bu dernek süreci içerisinde tabii bizim yerel yönetimden, genel hükümetten sürekli taleplerimiz oldu. Bu talepleri işte genel hükümet işte 30 yıldır kulak arkası yapıyor. Ama yerel yönetimde de işte bu 30 yıllık süreç içerisinde aslında şey yapamadık, bir şey elde edemedik, elde ettik desek yalan söyleriz. Bunun aşağı yukarı 20 yılı, 25 yıla giriyoruz. 20 yılı işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada yerel iktidar. O süreç içerisinde her dönemde falan sözleri verildi ama yapılmadı. Şimdi 2024 işte bu yerel seçimiyle birlikte buradaki belediye başkanı da değişti. Büyükşehir Belediye Başkanı değişti. Büyükşehir Belediye Başkanı'yla seçim döneminde protokol yaptık. O enerjiyi hakikaten işte Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı burada teşekkür etmek istiyorum Ahmet Aras'a. O enerjiyi sürekli verdi. O seçim döneminde itibaren sürekli verdi. Burada Marmaris Belediye Başkanı işte yeni değişti. Genç bir arkadaşımız. O da ona da ayrıca bir teşekkür ediyorum. Son işte bir hafta önce yerimizi belirledik. Güzel bir yer. Oraya işte cemeğimizi inşa edeceğiz. Bizim şu anda cemeğimiz var. Derme çatma tek katlı bir cemeğimiz var. Ama bizim yerimiz milli parklara ait. Biz işgalci durumundayız orada. Yani defalarca bize yazı yazdılar. Terk edin, boşaltın, yıkacağız. Oraya üniversite yapacağız diyorlar ki üniversite yapma şeyleri, projeleri tamamlandı bildiğim kadarıyla. Orayı boşalttım. Biz de sürekli şunu dedik onlara, yerimizi verin, cemeğimizi yapıp taşınalım dedik. Şimdi o noktadan böyle bir adım oldu. Marmaris Belediyesi'ne işte Acar Ünlü'ye tekrar teşekkür ediyorum. Bu yerimizi belirledi. Bu sezon sonu işte inşaatımızda başlayacağız. Projeler çizdiriyor şu anda. Yerle ilgili adres olarak bilmiyorum, dışarıda dinleyenler ne kadar bilir. Armutalan, Marmaris'in Armutalan mahallesinde. Armutalan mahallesi güzel bir yer, iyi bir yer. Dönüm olarak 2,5 dönüm bir yer. Fakat başkan şu anda 1,5 dönüme yakın bir sizi dedi bunu kullan. Oraya dedi belki bir dönümüne başka bir şey yapabiliriz dedi. Biz de hele bir şey yapalım, onu daha sonra görüşürüz başkan. Nasıl şey yaparsak, nasıl uygun gelirse onu öyle yapalım dedik. Şu anda o aşamada. Şeyi büyük, yeri büyük, iyi bizim için. İşte bu çizimde ne çıkacak? Yatay bina mı, dikey bina mı, onu şey yapacağız. Mimarlar, arkadaşlarla birlikte onu kararlaştıracağız. O arazinin durumuna göre. Yani sonuç olarak 30 yıllık bir şeyin, çabanın, 30 yıllık bir
mücadelenin sonucunda bu elde edildi. Kolay değil, kolay olmadı. Ama bütün bu sürece rağmen sıkıntılı dönemler de oldu, sıkıntılı şeylerimiz de oldu. Fakat yine bu dönemde bu iradeyi gösteren işte her iki Büyükşehir Belediye Başkanı da Marmaris Belediye Başkanı'na teşekkürler ediyorum. Şimdi Muharrem ayıyla ilgili tabii biz bunun şeyini yayınlıyoruz Muharrem ayında. Fakat ben şunu doğru bulmuyorum. Muharrem ayında işte o kuşatılmışlığın verdiği bir benzeme, yani etraftakine benzeme bir şey var. İşte nedir? Diyanet iftar çadırları kuruyor. İşte belediyeler iftar çadırları kuruyor. İşte orada toplu olarak gelip işte oruç açma. Şimdi bizde bu yok. Bizimki bana göre, benim mantığım bilmiyorum. Yani ben şimdi yanlış düşünüyor da diyebilir birileri. Şey yapmıyorum. Bizimki matem. Yaz. Yaz ayında, matem ayında eğer cemevinde hakikaten bir o matem yasını o muhabbette yapmadıktan sonra bir araya gelip sadece yemek yemeyi, oruç açmayı bunu şey bulmuyorum. Tarihler boyunca da, yüzyıllar boyunca da herkes kanınca kararınca evde ne pişirdiyse kendi ekonomik durumuna göre orucunu öyle yapar, öyle açardı. Onun öyle devam etmesini, yani insanlar bir araya geliyor. Yani çok da mantıksız bulmuyorum ben şimdi onu da söyleyeyim. Fakat şunu istemiyorum ben sadece. Belediyenin ekonomik imkanlarıyla veya başkası, ben böyle bir şey, ben oruç açmayı falan kabul etmiyorum, doğru bulmuyorum. Herkes kendi lokmasını getirdi, o lokmalar ortaklaşa yapıldı. En doğrusu da bu benim için. Semahtır bizim şeyde orada onu açık ve net olarak şey yapmak gerekiyor. Semah bizim her bağlama, semah, bütün bu şeylerimiz vardı, folklor, bunlar vardı. Şimdi bu gençlik hayat atıldı. Bu gençlerin hepsi evlendi, hayat sorumluluğu bindi üzerine. Yani o iş şeyinden kopartıp bir araya getirmemiz mümkün olmadı. Onun arkasından gelecek gençlik yaratamadık. Açık ve net olarak söyleyeyim, yaratamadık. Bu sadece yönetimlerin şey de değil, işte tüm üyelerin de bu konuda bir duyarlılığı olması gerekiyor. Yoksa kızım oğlum hadi git semak kursuna demesi gerekiyor. Git bağlama kursuna demesi gerekiyor. Bunu o şeyi yaratamadık. Bu bir kesintimiz var bizim o şeyde. Semak ve şeydi. Ama diğerlerinde en büyük şeylerden birisi bizim işte var olan bu organizasyonlarda kadınlar görev alıyor. Zaten bu bizim en büyük şeyimiz de oradan. Gelirimiz de oradan oluyor. Onların ürettikleriyle şey yapıyoruz, ayakta duruyoruz. Ciddi anlamda emektar kadınlarımız var. İşte onlar teşekkür ediyoruz. Onların sayesinde diyoruz. Şimdi Türkiye'deki bütün genel politikada genel olarak olması gereken yerde olması gerektiği gibi diğer kurumlarla birlikte o tepkilerimizi koyuyoruz ortaya. Bazen bu şahsi bireysel oluyor, bazen onlarla ortaklaşa oluyor. Oradaki benim işte sistemimlerden bir tanesi de şu, bunu hatta işte bizim danışma kurumunda falan da dile getirdim. Bizim kendi sorunumuz olduğu zaman bizim o dayanıştığımız insanlar bizim etrafımızda göremiyoruz. Yani bizim kendi meselemiz, kendi sorunumuz olduğu zaman bir etkinlik koyuyoruz, bir eylem koyuyoruz. İşte diyelim ki din eğitimin 0-4 yaş grubuna indiğinde burada siyasal partiler yanımızda göremedik. Yani bunun sosyal demokrat, sadece CHP falan olarak dalgalama, TKP'sini de göremedik, İşçi Partisi'ni de göremedik, demin de göremedik, Sol Partisi de göremedik. Yani bu şey yok. Öyle diyelim bir etkinlik yapıyoruz, işte yaptığımız etkinliklerde gelmiyorlar, yok, onda yoklar ama kendileri yaptıklarından ilk çalınan kapı burası. İlk merhaba dedikleri burası. Bunun da biraz terse çevrilmesi gerektiğine inanıyorum. Yani dayanışma içinde görmemelerini istiyorum. Sadece bizi dayanışmacı görsün istemiyor. Görsünler istemiyorum. Yani bizi de zaman zaman dayanışılan olduğumuzu, dayanışmaya ihtiyacımız olduğumuzu bilsinler istedim. Onun için de öyle bir şeyimiz oldu. Böyle bir sıkıntılı sürecimiz oldu. Fakat bütün buna rağmen işte yine de çok böyle kritik durumlarda Türkiye genelindeki o gelişen olumsuz protesto edilmesi gereken herhangi bir eylem olduğu zaman yine de gittik, yine de destek vermeye çalıştık. İşte eğitim senin işte dün gittik. Bugün geçenlerde yine geçen hafta buradaki Milli Eğitim İlçe Milli Eğitim Müdürü'nde buradaki eğitim senin protestosuna gittik, katıldık. Yani
Biz üzerimize düşeni yapıyoruz fakat karşı taraftan üzerine düşeni de beklediğimiz noktada bazen yalnız kaldığımız oluyor. Valla şu ana öz eleştiri yaşadığını görmedim. Ama yine şeyle geliniyor, yine işte ya suskunluk ya şeylik ya da şöyle işte bazen şöyle de çıkıyor yani. Ya hala dinle mi uğraşıyorsunuz, hala işte şeyle mi uğraşıyorsunuz ya işte diyor yani bırakın bunu falan. Böyle figürlerimiz de çıkıyor işte yani o sosyalist özellikle kanattan. Bu tür figürlerimiz de çıkıyor. Şimdi hakikaten Alevli ve Alevilik mücadelesini, Alevliği bilse, hakikaten böyle bir cümle kullanma. Ben şunu